sahibi sayılırım. Çok teşekkürler arkadaşlar. Başta oda başkanımız Sayın Şevket Keskin olmak üzere bütün esnaf odası başkanlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda Şevket Başkan'ın söylediği gibi ekonomi masamızın başkanı, parti sözcüğümüz, genel başkan yardımcımız, Tekirdağ milletvekilimiz Sayın Faik Öztürk burada. Genel başkan yardımcımız Sayın Ahmet Akın burada. Ekonomi masamız üyesi ve İstanbul milletvekilimiz Akif Hamza Çebi. İstanbul milletvekilimiz, İzmir milletvekilimiz Bedri Sertel. Antalya milletvekilimiz Çetin Osman Budak. Uşak milletvekilimiz Özkan Yalım. İstanbul milletvekilimiz Turan Aydoğan. İstanbul milletvekilimiz Gökhan Zeybek. Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere. Hatay milletvekilimiz Mehmet Güzel Mansur. Edirne milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu. İl başkanımız Enver Kiraz. Hekiman Belediye Başkanımız Turan Karadağ'la birlikte bugün huzurunuzdayız. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de ev sahibiyim burada. Ben ona tabii ki Ali Evren başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri Birliği Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Ben sözümü burada kesiyor ve sözü parti sözcümüz, ekonomi masamızın başkanı Sayın Faik Göztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Evet, ben de Sayın Başkanımıza bugün bizleri burada kabul ettiği ve esnafın sorunlarını bir kez de esnafın mensup olduğu, camianın mensup olduğu örgütümüzden dinleme imkanını verdiği için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada oldukça kalabalık bir milletvekili heyetiyle huzurunuzdayız. Daha sonra da sizlere sorularınız olduğu zaman ben bir kısa nasıl görüyoruz onu anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Önce izin verirseniz ekonomimiz nereye gidiyor? Bunun üzerinde kısaca görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye 2007'den sonra 3 ard arda büyük krizle karşı karşıya kaldı. Bunlardan ilki büyüme modelimiz tıkandı. Borçla ekonomiyi şişirme dönemi sona erdi. Bu yavaş yavaş ekonomide bir patinaja, daha sonra da bir krize dönüştü. İkincisi, Türkiye'de bir tek adam rejimine, vesayet rejimine geçiş için düğmeye basıldı. Bu da devlette ciddi bir krize yol açtı. Devlet içindeki çeşitli kurumlar önemli ölçüde yıprandı. Ve bu surette de hükümetler özellikle milletin taleplerine cevap verme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladılar. Üçüncüsü, 2020 yılında meydana gelen küresel salgın. Bu da yine bu iki krize eklendikten sonra ortaya ciddi bir buhran çıktı. Bu buhran 2007'den itibaren aslında, hatta 2013'ten itibaren baktığımızda Türkiye hedeflediği büyüme rotasından çıktı. Hatırlayacaksınız, 2011'de tüm sivil toplum kuruluşlarımızın da katılımıyla bir 2023 hedefleri açıklanmıştı. Bu 2023 hedefleri doğrultusunda 2023 yılında bizim gayri safi yurt içi hasılamız 2002 trilyon dolar olacaktı. Ancak 2013 yılından itibaren bu tek adam vesayet rejiminin düğmeye basılmasıyla birlikte 2013 yılından itibaren bu rotadan hızla çıktık.
Aslında bunlar devletin resmi rakamları. 2 trilyon dolar da devletin açıkladığı rakam, yani hükümetin, o dönem hükümetin açıkladığı rakam. 717 milyar dolar da aşağıda gördüğünüz yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakam. Eğer bu 2002 trilyon dolar patikasında gitmiş olsaydık, bugün bizim gayri safi yurt içi hasılamız 1.6 trilyon dolar olmalıydı. Ama şu anda 717 milyar dolar. Dolayısıyla 892 milyar dolarlık rotadan sapma ya da cebimizden alınan milletimizin toplam gelirindeki 892 milyar dolar azalma olmuş. Aslında büyüyemiyoruz. Sisteme baktığımız zaman büyüyemediğimizi görüyoruz. Şimdi bakın, bu büyüme rakamları TÜİK'in büyüme rakamları. Benim ürettiğim rakamlar değil. TÜİK'in büyüme rakamlarına göre üçer yıllık ortalamaları aldığımız zaman 2017 yılında %5.6 olan ortalama büyüme, 3 yıllık ortalama büyüme, 2020 yılında %1.9'a düşmüş. Bu tabii çok hızlı bir aşağıya doğru gidiş. Türkiye'nin peki uzun yıllar ortalaması ne? %4.8. Milli gelirimiz de 2013 yılında 958 milyar dolarmış. Şimdi 717 milyar dolara düşmüş. Bir ekonomi politikasının başarısının bir diğer göstergesi de ne kadar iş yarattığıyla ilgilidir. Şimdi çalışma çağındaki nüfusumuz her yıl 900 bin kişi artıyor. Yani aslında her yıl 900 bin kişiye iş bulmamız lazım. Türkiye'de istihdamdaki değişim 2019 yılından itibaren, yani 2017'den 2018'e geçerken ciddi şekilde düşmüş, 200 bin düşmüş yaratılan işlerin sayısı. Ondan sonra da 2019'dan itibaren millet elindeki işini kaybetmiş. Yani 2019 yılında 658 bin kişi çalışırken işinden olmuş. Yine 2020 yılında 1 milyon 268 bin kişi işini kaybetmiş. Bunlar benim rakamlarım değil. Bunlar devletin resmi rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları. Yine gerçek işsiz sayımız 10 milyon 287 bin kişiye yükselmiş 2020 yılında. Bu da benim rakamım değil. Bu da yine TÜİK'in rakamlarından üretilmiş büyüklükler. Gerçek işsizlik oranımız da %29.2 olmuş. Türkiye salgında artık kontrolü kaybetmiş son günlerde baktığımız zaman. Ve Hindistan'ın arkasından dünyada günlük vaka sayısında ikinci olmuşuz. Yani biraz önce başkanımız da burada koronadan bahsetti. Bu gerçekten çok büyük bir illet. Ama bu illetle ciddi şekilde ciddiye alıp mücadele etmek lazım. Şimdi 1 Mart 2021 tarihinde, bir sonraki slayta geçelim. 2021 tarihinde Türkiye haritasını görüyorsunuz. Kırmızı renkli sadece 17 tane il var. Onun dışındaki iller sarılar, maviler, turuncular. Bu 1 Mart 2021 tarihli. Bundan tam yaklaşık bir aydan biraz fazla, bir ay sonra 6 Nisan 2021 tarihinde her yer kırmızı. Bu arada ne var? Bu arada baktığınız zaman AK Parti'nin kongresi var. Şimdi başkanım bütün partiler yapıyor dedi. Biz kongremizi seyircisiz yaptık. Biz kongremizi Bilkent'te her bir delegenin arasına sosyal mesafe koyarak yaptık. Bizim kusurumuz neydi? Biz de doldururduk lebalep. Ama biz lebalep doldurmadık. Çünkü dedik ki biz lebalep doldurursak o zaman milletimiz de bize bakıp diyecek ki ya bu korona o kadar da önemli değilmiş. Muhalefet partisi bu salonları böyle dolduruyorsa biz de her yerde istediğimiz gibi bir araya gelir, baş başa sohbet ederiz derdik. Nitekim öyle oldu. Yani hükümetin partisi kalkıp salonu böyle doldurduğu zaman o zaman işte insanlar da bu işin ciddiye almadılar ve sonunda bu kıpkırmızı tabloyla karşı karşıya kaldık. Ama fatura kime çıktı? Yani şimdi hafta sonlarını kapattık. Bir kere bu esnafın en büyük sıkıntısı. Çünkü alışveriş hafta sonlarında oluyor. İnsanların işi gücü var.
Yetmedi. Ramazan ayı boyunca da, mübarek Ramazan ayı boyunca da lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle verecekler. Dün lokantacı esnafıyla konuşuyordum. Bana şunu söylediler. Bir yarın konuştuğunda çıkar sorar mısın dediler. Sayın Cumhurbaşkanı lokantacı esnafına bir takım müjdeler vereceğim demişti. Biz hala daha bu müjdeleri bekliyoruz dediler. Yanımda çalışana 1500 lira vereceğim. Bu nasıl geçinecek bütün Ramazan ayı boyunca? Hizmet veren garson arkadaşlarla konuştum. Daha yeni evlendim diyor. 1500 lira kredi kartım şimdiden doldu. 1500 lirayla nasıl götüreceğim bu işi? Lokantacı esnafımızın en büyük talebini ben başkanımın da huzurunda burada tekrarlıyorum. Hiç olmazsa diyorlar, borcumuz var, harcımız var. Şu pandemi döneminde madem biz kapalıyız, o zaman bizim borcumuza faiz işletmeyi de durdursunlar diyor. Bu açıkçası çok adil bir talep. Şimdi biraz dünya ne yaptı, biz ne yaptık salgında onlara değinmek isterim. Çünkü burası sonuç itibariyle esnaflarımızın bulunduğu yer. Ben de onlarla bir takım görüşlerimi ne yaptığına dair paylaşmak istiyorum. Bakın dünyada bütçesinden esnafa doğrudan kaybettiği gelir karşısında doğrudan destek veren, en düşük destek veren ikinci ülkeyiz gayri safi yurt içi hasılasına oranla. Buna karşılık yine aynı şekilde dünyada esnafına kredi veren, borç veren, faiziyle borç veren en yüksek ikinci ülkeyiz. Şimdi bu şekilde bunun altından kalkılmaz. Yani bakın bize benzeyen ülkeler 2020'de milli gelirinin %3,6'sı kadar esnafına destek vermiş. Biz ne vermişiz? %1. Şimdi bunu biraz rakamlara getireyim. Yani başkaları bize benzeyen ülkelerin verdiği kadar biz vermiş olsaymışız destek, 182 milyar lira destek vermemiz gerekirmiş. Buna karşılık biz ne vermişiz? Topu topu 6,5 milyon aileye bütçeden vere vere biner lira vermişiz. Aynı yıl. Toplam bizim verdiğimiz desteği topladığımız zaman da 52,7 milyar Türk lirası yapıyor. Yani 182 vermemiz gerekirken 52 vermişiz. Amerika gibi yapsaydık o %27'sini vermiş. Zengin ülke tabii gayri safi yurt içi hasılasının. Destek tutarı 1 trilyon 363 milyar lira yapardı. Her bir aile başına verilecek destekte 56.187 lira olurdu. Ama biz bunu veremedik. Aslında esnafı da milleti de virüs değil sahipsizlik öldürüyor. Kapanan esnaf sayılarına baktığımız zaman 2020'nin Aralık ayında 14.037 ile zirve yapıyor. Tek bir ayda kapanan esnafların sayısı. Sonra yavaş yavaş aşağı doğru düşmeye başlıyor Mart ayına kadar. Ama şimdi Mart ayından sonra yeniden yukarıya doğru çıkacak. Kapanan işletmelerin önemli bir kısmı da lokantalar, seyyar yemek hizmeti faaliyeti verenler, lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyeti veren gerçek kişi ticari işletmeler, limited işletmeler, gerçek kişi ticari işletmeler, toplam 1361 işletme bu yılın ilk ayında lokanta esnafı iş yerini kapatmış. Aslında bu ekonominin şunu burada söylemek istiyorum. Bütün dünya esnafına niye bu kadar yüksek destek veriyor? Yani İngiltere birine kafeteryanı, lokantanı kapat dediğinde niye onun işçisinin parasını ödüyor? Niye onun vergisini ödüyor? Niye onun kirasını ödüyor? Bunu hani şeyden söylemiyorum. Bizim İngiltere'de Glasgow'daki temsilcimiz aynı zamanda kafeterya işletiyor. Ne aldın diye sordum. O anlattı bana. Ben bunları aldım dedi. Kirasını da ödemişler. Yetmemiş, mahrum kaldığı karı da vermişler. Biz ne yaptık?
Biz borç verdik. Borç veren bir ülke daha var. Amerika. Amerika Birleşik Devletleri esnafına borç veriyor. Ama borç verdiğinde şunu yapıyor. Diyor ki, ben sana diyor $1000 borç verdim. Bundan diyor yanında çalışana ödediğim parayı düş diyor. Şimdi onu çalıştırmayacaksın diyor. Bundan diyor şeyini düş, kiranı düş, vergini düş. Mahrum kaldığın kârı düş, geriye eline bir şey kalırsa da onu bana ödersin belli taksitlerde diyor. Böyle. Peki yani bunun arkasındaki bizim yapmadığımızı onlar neden yapıyor? Çünkü şunu biliyorlar. Bu pandemi sonrasında esnafını, çiftçisini, kobisini ayakta tutan ülke bu savaşı kazanan ülke olacak. Bu savaşı kazanan ülkede pandemi sonrasında ortaya dünyada çıkacak olan fırsatlardan sonuna kadar yararlanacak. Şimdi ileriye doğru baktığımız zaman bu kadar borcu, harcı, desteği anlattım. Ekonominin en büyük önümüzdeki risk nedir? Baktığımız zaman en büyük risk borçtur. Bakın çevrilecek dış borcumuz önümüzdeki dönem $190 milyar. Bunun üstüne cari açığı da koyduğunuz zaman $14 milyar. Öyle veya bunun yüzünü karşıladığımız zaman dışarıya çıkıp almamız gereken para $100 milyar. Bunu almamız lazım. Bunu almak için hep doğruları yapmamız lazım. Ki ekonomiyi sıkıntıya sokmayalım. Şimdi Türkiye'nin rezervleri müthiş bir hızla azaldı. Net rezervlerimize baktığımız zaman bu net rezervlerimiz 2019'un Mart ayında $40 milyar civarındaydı. $40 milyarı da geçmişti. Şimdi eksi $40 milyardır. Hep soruyoruz ya bir 128 milyar nereye gitti diye. İşte 128 milyarı burada bitirmişiz. Niye bitirmişiz? Çünkü aslında Türkiye'nin kabul ettiği sisteme uygun olmayan bir şekilde lüzumsuz bir teoriyi ispat etmek amacıyla paraları satmışız. Bir işe de yaramamış. 128 milyar doları satmışız. Faiz düşük kalsın diye faiz bugün 19. 128 milyar doları satmışız. Kur düşük kalsın diye kur bugün 8 lira 20 kuruş civarında. O zaman nereye gitti bu para diye sormak bizim hakkımız. Nasıl sattınız bu parayı diye sormak bizim hakkımız. Hangi yöntemle sattınız diye sormak bizim hakkımız. Kendi adıma sormuyorum. Sizlerin adına soruyorum. Çiftçi adına soruyorum. Soruyorum para ona gitti mi gitmedi. Esnaf adına soruyorum. Para onda mı yok. KOBİ adına soruyorum. Para sizde mi yok. O zaman bu para nerede hesabını verin. Evet. Son birkaç ayda ekonomik buhranın daha da derinleştiğini görüyoruz. Peki ne oldu da bu böyle derinleşti? Şimdi bir kere maalesef hükümet ben her şeyi bilirim diyor. Sizden alacak hiçbir şeyim yok diyor. Aklım yok diyor. Peki o zaman damadını görevden aldı. Yerine iki tane Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Yerine bir Merkez Bankası Başkanı, bir de ekonomiden sorumlu bakan adadı. Biraz düzelir gibi oldu işler. Ama yetmedi. Çünkü bunun arkasına bir program koymak lazım. Esnafa ne yapacaksın? Nasıl bir ekonomik reform paketi getireceksin? İnsan hakları dediler. Yani hak ve özgürlükler konusunda neler yapacaksın? Bekliyor insanlar. Yatırım yapmak için, tüketmek için burada ne olacak? Bekliyorlar. Ama bir reform ekonomik insan hakları eylem planı açıkladı, stratejik eylem planı açıkladı. Ta Fransız devriminde söylenen laflar var, yeni hiçbir şey yok. Arkasından bir ekonomik reform paketi açıkladı. Baktığınız zaman orada da esnafa dediler ki özellikle götürü usulde vergi ödeyen esnaftan artık vergi almayacağız dediler. Güzel dedik, açtık, takvime baktık. Meğer onu da 2021 sonuna ertelemişler. Şimdi böyle olmaz. Yani derde derman bir şeyler söylemeniz lazım. 128 milyar dolar rezervin nasıl, ne şekilde, hangi yöntemlerle eritildiğinin bulunması lazım.
Başka türlü rahatlamazlar. Kimse rahatlamaz. Açık söyleyeyim. Yatırımcı da rahatlamaz. Ama bununla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Siyasi belirsizlikler arttı. Milletvekili düşürmeler, parti kapatmalar. Yok. Darbe iddiaları. Lebalep kongreler adalet duygusunu zedeledi ve en sonunda 18 Mart'ta Merkez Bankası 200 bas puan faizi arttırmak zorunda kaldı ortada hiçbir şey olmayınca. Mecbur. Ne oldu? Program yok, yüklen faize. Program yok, yüklen faize. Dünyada 7. en yüksek faizi veren ülke olduk. 19 Mart gece yarısı alınan bir kararla da bir baktık 200 puanlık faiz artışına rağmen Türk lirası %10 değer kaybetti. Bütün dünyadaki diğer ülkelerden ayrıştık. Ne var? İki tane karar var. Bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Bu Türkiye'nin ilk defa kendi iradesiyle çıktığı uluslararası bir insan hakları sözleşmesi ve de İstanbul'da imzalanmış olan adı İstanbul Sözleşmesi olan bir sözleşme. Bu tüm içerideki dışarıdaki yatırımcıların kafasını yine karıştırdı nereye gidiyor bu ülke diye. Yetmedi. 132 gün önce getirdiği bir Merkez Bankası başkanını şahsım hükümeti bir kararnameyle görevden aldı. Ya bu nasıl bir cesarettir? Yani bunun sonunda ne geleceği belli. Bunu bilmiyoruz derlerse ben buna inanmam. Yani bunun arkasından böyle bir finansal piyasalarda dalgalanma, fırtına geleceği belli ama buna rağmen alıyorsan o zaman bunun arkasında önemli bir şey var. Sonunda anladık ki bu giden Merkez Bankası şu 128 milyar dolar nasıl gitti? Bunu araştırın talimatını vermiş. Ve ağır çekim bir finansal türbülansı en ağır şekilde bugün yaşıyoruz. Kurdaki değişme 19 Mart Merkez Bankası Başkanı görevden alınmadan önce 7 lira 22 kuruştu. Şimdi 8 lira 20 kuruş civarında. Ay sonunda 8.32 idi geçen ay sonunda. %15 oynamış. Borsa %9 düşmüş. Ülkenin risk primi 178-179 puan artmış. Dünyanın en yüksek risk primlerinden biri bizde, Arjantin'den sonra. 10 yıllık tahvil faizi %5 artmış, %20'ye yaklaşmış. Politika faizi Merkez Bankası'nın %20 olmuş. Bu hataların bedelini peki kim ödemiş? Bu hataların bedelini önce borsadaki şirketler ödemiş. Değeri 37 milyar dolar düşmüş borsadaki şirketlerimizin bu dönemde. Yetmez milletimizin sırtındaki yük, dış borç yükü durduk yerde 492 milyar lira artmış. Adam başı 5.882 lira yapar. Yani şu son bir ay içinde bizim sırtımıza, her birimizin sırtına, yeni doğan bebelerin sırtına yüklenen dış borç yükü 5.882 lira. Niye? Ben istediğim gibi Merkez Bankası Başkanı'nı da alırım. Ben istediğim her şeyi yaparım. Peki bu buhrandan nasıl çıkarız? Türkiye'mizin içine düşürüldüğü buhrandan çıkarmak için güvene ve ülkenin küresel arenada yarışma gücünü artıracak yapısal değişime ihtiyacımız var. Bunun için 4 sütun üzerine inşa edilmiş bir strateji gerekiyor. Ve bu stratejiyi uygulamak için de 3 yeniye ihtiyacımız var. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar. Birinci sütun hukuk devleti. Yani herkesin can ve mal güvenliği olacak. Kendini rahat hissedecek, rahat rahat yatırımını yapacak. Yatırımını yaptığı zaman kimse benim elimden bunu alır ya da bana farklı davranır, kendi tanıdığına farklı davranır, böyle bir yaklaşım içinde olmayacak. Bundan endişe etmeyecek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki bunlar bizim bu ülkeyi düze çıkaracak politikalar olarak görüşlerimiz. Türkiye derhal yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sisteme geçmeli ve tek adamın aklıyla değil, ortak akılla, istişareyle meselelerine çözüm bulmalı. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Herkesi kucaklamalı. Bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısı herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanıdır. İsmet Paşa bu işi bilmiyor muydu? Ben artık tarafsız olacağım derken. Celal Bayar bilmiyor muydu? Ben tarafsız cumhurbaşkanı kalacağım derken. Bu memleketin ihtiyacı cumhurbaşkanının tarafsız olmasıdır.
Bir başka önemli konu kuvvetler, güçlü bir kuvvetler ayrılığına, yani herkesin, yargının, yürütmenin ve yasamanın birbirini denetlediği bir sisteme ve bu yargının da adalet, yargının da yargıçların da bağımsız olmasına ihtiyacımız var. Bir başka önemli konu seçim yasasının mutlaka değişmesi ve milletin vekilinin millet tarafından seçilmesi lazım. Bir üçüncüsü siyasi ahlak yasasını mutlaka çıkarmamız lazım. Yani son dönemde yaşadığımız ortaya saçılan paralar, ortaya çıkan pudra şekerleri, bütün bunlar ciddi bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyor. Ekonomik Sosyal Konseyi mutlaka düzenli toplanır hale getirmemiz lazım. Esnafın temsilcisi de orada, KOBİ'nin temsilcisi de orada, sendikalar da orada, ortak akılla bu memleketin ekonomisini yönetmek lazım. İstişareyle yönetilmesi lazım. Bir ulusal vergi konseyi kurmamız lazım. Böyle oyun devam ederken vergiyle ilgili kuralları falan değiştirmememiz lazım. Ulusal vergi konseyinde esnaf da olmalı, iş adamı da olmalı, sendikalar da olmalı. Çiftçi de olmalı. Herkes kendisiyle ilgili vergide görüşünü söylemeli. Bir başka önemli komisyon kesin hesap komisyonu. Yani bütçeyi, vergiyi milletten topluyoruz. Sonra bütçede harcıyoruz. Bir sene sonra da bunun hesabını vermek durumundayız Sayıştay'ın denetiminden sonra. Ama bugün bütçeyle beraber bu iş yapıldığı için kimse oraya dikkat etmiyor. Halbuki en önemli mesele hesap vermek lazım. Ben esnaf 40 yıl bana vergi ödüyor. Ben esnafa eğer 40 gün bakamıyorsam neden bakamıyorum? Bunun hesabını sormam lazım. Onun için başkanlığın da ana muhalefet partisinden olduğu bir kesin hesap komisyonunu mutlaka kurmamız gerekiyor. Son olarak yine bu hukuk devleti ve demokrasi kapsamında Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı mutlaka kurmamız lazım. Çünkü burada büyük imkanlar var. Yani memleketimiz gerçekten çok önemli bir konumda. Biz eğer burada Orta Doğu'da, Akdeniz'de barışı sağlar bir ekonomik işbirliğini gerçekleştirirsek açık söyleyeyim ortalama büyümemiz her yıl 1-2 puan daha yüksek olur. Onun için de bir an önce Orta Doğu ve Barış İşbirliği Teşkilatı'nı kurmamız lazım. İkinci sütun, üreterek zenginleşen bir ülke olmamız lazım. Borçlanarak değil. Dolayısıyla iç ve dış tasarrufları betona değil, üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendireceğiz diyoruz. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanacağız diyoruz. Eğitim politikasını paydaşlarımızla beraber yeniden oluşturacağız diyoruz. İş gücümüzün eğitimle iş gücümüzün yarışma gücünü ve verimliliğini arttıracak dönüşümü gerçekleştireceğiz diyoruz. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz diyoruz. Yani buralarda işletme arıyor, mühendis arıyor ama bir türlü üniversiteler işletmenin istediği mühendisi yetiştiremiyor. Yeni kural, şunu söyleyelim bir kere, bu buhranın üreten sektörler üzerinde yarattığı tahribatı giderecek büyük bir dönüşüm ve destek programını buhranın hemen arkasından başlatacağız. Neden? Bu savaşın kazanını olmak için. Esnaf dükkanını açacak, çiftçi tarlasını sürecek, işsiz işe kavuşacak. Şu dönemde bu milletin elinden alınan ne varsa hepsini geri vereceğiz. Hepsini telafi edeceğiz. Yine bir başka kural, sağlık ve gıda gibi stratejik sektörlerde kamucu yaklaşımla kendi kendine yeterli hale getireceğiz ülkemizi. Uluslararası standartlara uygun yeni bir kamu ihale yasası çıkaracağız, stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Tüm OSB'lerde teknoloji liseleri ve teknoloji üniversiteleri açacağız. Yine güçlü bir sosyal devlet, zenginliği hakça paylaşmamız lazım. Hakça paylaşmadığımız zaman krize giriyoruz. Çünkü ne oluyor? Birinin elinde misketler toplanınca oyun bitiyor. Oyunun bitmemesi lazım. Oyunun devam etmesi lazım. Bu çerçevede aşırı teknoloji kullanımıyla, gereksiz teknoloji kullanımıyla iş gücünün tasfiyesini önleyeceğiz. Kadın ve genç işsizliğini hızla azaltmak için iş gücüne katılımı arttırmak amacıyla kendine iş kuracaklara, küçük iş yeri açacaklara özel destekler sağlayacağız. Asgari ücretten vergi almayacağız. Örgütlü bir toplum, adil bölüşümün ön koşulu, bunu biliyoruz. Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kurum kurallarına uygun hale getireceğiz.
emeklerimizin büyümeden, refahtan pay almasını sağlayacağız. Ama en önemlisi aile destekleri, sigortası, kurumunu kuracağız. İspanya kurdu. Bu pandemide İspanya bu kurumu kurdu, bu sigortayı getirdi. Bizim de mutlaka getirmemiz lazım. Yani yükü tamamen yanında çalışanların yükünü tamamen esnafın üstüne bırakarak, tamamen KOBİ'lerin üstüne bırakarak, çiftçinin üstüne bırakarak bu işin altından kalkamayız. Bu yükü devlet düzenli bir hak olarak eline alması lazım. İşsiz kaldın, aile destekleri sigortası kurumu yardım edecek. Sonra daha sonra yine işini bulacak, yeni işlere yerleştirecek, eğitecek. Ama hiç kimse bu ülkede yatağa aç girmeyecek. Son olarak da sürdürülebilirlik meselesi var. Sürdürülebilir yaşam anlayışı çerçevesinde ekosistem hakkını anayasal güvence altına alacağız. Yani çevreyi tahrip etmeden büyüyeceğiz. Ama çok önemli bir başka bir şey yapacağız. Paris İklim Anlaşması'nı imzalayacağız. Yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Belki hükümetin açıkladığı programda duymuşsunuzdur. Yeşil tahvil dediler. Yeşil borçlanma. Bugün dünyada en fazla para alabildiğiniz yer yeşil ekonomidir. Ama bunun için bazı kurallara uymanız lazım. Daha da önemlisi ihracat yapamıyorsunuz eğer bazı, mesela Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı var. Bu yeşil mutabakata Türkiye şimdiden uyum sağlamazsa önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'ne ihracat yapamayacağız. E yapmayalım, ne var? Başka ülkeler öyle değil. Bizim ihracatımızın yarısından fazlası Avrupa Birliği'ne. Dolayısıyla bu mesele çok önemli. Devlet ekonominin günlük işleyişine karışmayacak. Krallık değil, kral değil, kural olacak. Bunu da Polatlı'da bir çiftçimiz bana söylemişti. Kral istemiyoruz, kural istiyoruz. Yeni kural para ve maliye politikaları öngörülebilir olacak. Yani 142 günde Merkez Bankası Başkanı değiştirmeyeceğiz. Bir başka önemli konu, küresel sermayenin risk iştahının ekonomik istikrarımızı tehdit etmemesini sağlayacağız. Bunun için de gerekli rezervleri oluşturacağız. Adam bir çıkıyor, ortalık birbirine giriyor. Adam bir giriyor, yine ortalık birbirine giriyor. Dolayısıyla buna izin vermeyecek güçlü rezerv ve düzenleyici çerçeveyi oluşturacağız. Yine borcun sürdürülebilirliğine de dikkat edeceğiz. Evet, tabii bütün bunları yapabilmek için de artık metal yorgunu kadrolarla bu iş olmuyor. Yeni kadrolara ihtiyaç var. Ülkeyi daha önceki krizlerden çıkaran tecrübeli kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bugün buraya bu arkadaşlarımızla birlikte geldik. Şeylerimize bakarsanız, özgeçmişlerimize bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası kadrolarının gerçekten geçmişte önemli başarılara imza atmış kadrolar olduğunu göreceksiniz. Sadece bir örnek vereyim. 2001'de ekonomi %5,8 daralmıştı krizde. 2002'de %6,4 büyüdük. İşte bu değişimi gerçekleştiren kadrolar bu partide. Devleti de biliyoruz, ekonomiyi de biliyoruz, istişare ve ortak akla da inanıyoruz. Sözlerimi bitirmeden önce ben de Suriye'de Tel Rifat kırsalında hain terör örgütü tarafından şehit edilen iki uzman çavuşumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Üç mü olmuş? Evet. Üç askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabır diliyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Teşekkür ediyorum.